Genç bir ömrün acı sonu. Zeytin ağacına asılı halde bulundu. Bunun bütün sorumlusu bu insan. Bunlar yalan söylüyor. Nazmiye. Ölüme sürüklediği düşünülen olaylar. Ben yapıyor, öldüreceğim kendimi. Ya. Çocuklarımı vermiyor diye. Bu yapıyor abla. Ortam evi denen ev vardı. Ablanın orada dayak yediğini biliyor musun? Onu bilmiyor. Hiç mi vicdanın sızlamıyor senin ya? Ya siz bana bir kere inanmıyorsunuz ki. İki kardeşin arasını açan nifak tohumları. Benim kızım gitti Nazmiye. Ben mi öldüreceğim ablamı? Sen iftira atıyorsun benim kızım. Ben senin kızına niye iftira atayım? Bana aşırı derece çok karışıyordu. Üstüme çok geliyordu. Bu yılan mı evlat mı anlamadım ki ben. Tehlikeli oyunlar. Nazmiye çok büyük oyun oynayacaklar. Ne oyun oynuyor? Bilmiyorum işte. O ne oyunu oynadığını onu bilmiyorum. Yüzleşmeniz lazım. Doğruları söylesin. Kim nerle takılıyordun? Bu isimler tren etrafında. Benim etrafımda değil. Nevrügül Alan'ın ölümündeki sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. 8 Kasım'da kaybolan harita teknikeri. Yanımda ne bir telefon var, ne bir kimlik var. Önemli durulan mesele. Psikolojisi son 6 yılda çok yerinde değil. Kendinde olsa zaten gidecek bir kız değil. Endişe verici olaylar. Feride bir gün bu para mutluluk getirmiyor deyip bir bavul parayı saçmış. Yeğeni için çabalayan dayı. Vazgeçmek durumunda değiliz, bir yolun ortasındayız, ilerlemek zorundayız. İnşallah bulalım da şurada diye bir haber gelir. 32 yaşındaki Feride Tolu'yla ilgili sıcak gelişme az sonra Müge Anlı'da. Bir cinayet. Başı bu şekildeydi. Böyle elleri böyleydi. Böyle yatıyordu. Aynı bedende son bulan 3 can. Bu kadına kim neden kafayı taktı? Kim yapabilir? Yapma, kim yapabilir? Hatice'nin ölümünden çok etkilendim. Hani ben de hala da ağlıyorum. Bir erkek yüzünden birbirine düşen iki kadın. Yıkıldı benim yuvam, yıktı. Kızım yuvan 8 sene önce yıkılmış senin. Kocam o kadar kıymalıydı. Niye verdin? Kimse bak Hatice çaldı öldüren. Gelip beni öldürsün ya bak. Sol yanının gözünün önündeki ihaneti. Başkası evlenmiş, ona hamile bırakmış. Niye hala senin sol yanın? Ben çocuklarım için bak. Şimdi diyor ya ben çocuklarım için buradayım. Beni görmeye gelmedim. Annelik yapmadım. Hiç de arayıp sormadım. Çelişki ve kıskançlık iddiaları. Tartışmalar da çoğunlukla kıskançlık olaylarından oluyordu. Evet, ufak tefek ailemi tartışmalar oluyordu. İkiz çocuk beklerken öldürülen iki çocuk annesinin katili kim? Bizim davamız Ramazan Çaltı'yla. Ramazan çok ağladı, gitti, bir daha da gelmedi. Az sonra Müge Anlı'da. Zorluklarla dolu bir hayatın kurbanı olan 22 yaşındaki Nevrügül Alan'dan acı haber, kaybının 47. günü geldi. Genç kadın en son sevgilisini aradığı bölgenin yakınındaki zeytinlik alanda ölü bulundu. Ailenin iddiası şöyle, diyorlar ki Nevrügül'ün bir tane çocuğu ayrılmak istediği eşinin yanındaydı. Evet. Sabah da bize onun yanına gideceğini söyledi. Bir daha biz kendisinden haber alamıyoruz. Remzi ile resmi nikahlı evliyken Doğan'la tanışıyor. Beni arayıp çocuklarıma göz kulak olabilir misin diye bir şey söyledi. Hayır, normal bir şey. Çocuklarıma göz kulak olabilir misin? Aklına insan iki şey gelir yani. Şimdi sen eğer kaçacak gitmek olsun. Ben intihar edeceğini düşündüm. Benim de aklıma o geldi yani. Öyle miydi durumu? O şekildeydi ama telefonu kapattıktan sonra ben bulunduğu denilen bir yer var orada. Oralara doğru gittim, baktım. Son bir yıldır aranızda problemler çıkmaya başladı. Peki problemlerin ana kaynağı ne? Sen bu kızı aldattın falan mı? Kaynağımı kaybederim. Ben mi? Hiçbir şekilde. Bir tane sevgilim vardı, hatta ben attım buraya. Nazmiye. Eski sevgilinle konuştun son. Sen çok iftiracı bir insansın. Nazmiye. Ablam bir iki gün ortadan kaybolsun, benim üstüme eğiliyordun. Doğan diyor ki ben en son onunla burada konuştum. Buralarda bir yerlerde intihar etmiş olabileceğini düşündüm diyor. Doğan'ın kuzeni Hüseyin Bey de bir şey söylemek istiyormuş. Şu an zeytinliklerde zaten zeytin toplanıyor. Her ihtimalde bulunma ihtimali çok yüksek. Acı haber kaybının 47. gününde geldi. 22 yaşındaki Nevrügül, araştırma yaptığımız zeytinlik alanda ölü bulundu. Bir zeytinlik alandan bahsetmişti biliyorsunuz. Nevrügül'ün erkek arkadaşı olduğu söylenen ama erkek arkadaşı olduğunu kabul etmeyen Doğan tarafından. Ne yazık ki Nevrügül zeytin ağacına asılı halde bulundu. Çok şaşırdım yani, ben hiç böyle bir haber beklemiyordum işin açıkçası. Cenazesinin yakınındaki eşyaları dikkat çekiciydi. İşin şöyle garip tarafları var. Kızın üzerinde bir tişört var, ters giydirilmiş. Önü arkasında, arkası önünde. Üzerinde bir pantolon var. Yine o da üzerine çok bol gelen, çok uzun paçaları. Öyle bir şey sorduk biz, öyle şeyler de giyinmiyormuş aslında. Yok. Şey de bir kız yani, kendine de özen gösteren bir kız. Çantası ayrı bir yere atılı. İki tane telefonu var. Telefonun biri başka yere atılı, biri başka yere atılı. O ablanın çantası senin evdeydi. Tamam, bunu ben de biliyorum. Evdeki her şeyi
sen biliyorsun. Anahtarın biri bu. Hani biri nerede bunun? Birisi kim biliyor musun o? Benim evime giren bu çantayı alıp giden adam. Banyoda gördüm ben bunları. Banyoda diye hatırlıyordum. Hatta içi su dolu diye ben bunları alıp giymedim ayağıma çoraplarımı. Evde de bunlar. Biz buraya geldiğimizden sonra tekrar eve giriliyor, bu terlikler alınıyor. Nevigül Alan'ın kardeşi Nazmiye. Türkiye onu dünyadaki milyarlarca erkekten birine karşı duyduğu öfkeyle tanıdı. Abla benimle beraber olmak istiyordu. Böyle yazdı. Evet. Dünyada on binlerce erkek var. Bu kimmiş? Bu çirkin kimmiş? Daha yakışıklıları var. Masmavi gözlü çocuklar bile var. Baka baka bu çirkine mi bakacağım? Ya. Çirkin, apaçık çirkin. Tipsiz, benim kaliteli çocuklar var dünyada. Bak, mayıntasına göz dikecek kadar gözüm varsa, kız kocasına dikecek kadar da gözüm vardır senin. Bakayım, seni burada Nazmi parçalarım. Nevrigül Alan'ı intihara sürükleyen olaylar araştırılırken kötü ortam evi karşımıza çıktı. Bu evle ilgili konuşulanlar Nazmiye için de tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İki tane kız gelip gidiyordu buraya, iyi biliyorum. Eminim ya, bu Nevrigül'dü yani burada kalan. Nevrigül ve Nazmiye'nin takılıp yasaklı madde kullandıkları bir ortam evi vardı dedi. Doğru mu Nazmiye? Bir tane eve gidiyorduk ama oturuyorduk. Doğruları söylesin. Kimlerle takılıyordun? Kimler vardı ablanın yanında? Barış'tı. Onları anlat. Benim bir taneye girdim çıktım, ev var. Kimler geliyordu oraya? Ama ben oraya gittiğim zaman kimse gelmiyordu. Oturuyordum, çay, kahve, sohbet muhabbet ediyorduk. Konu kendisine geldiğinde sözünü esirgemeyen genç kız hiç tahmin etmediği birinden öyle bir şey duydu ki sessizliğe gömüldü. Nazmiye ile nasıl bir ilişkiniz var? Nazmiye ile ilişki denen de bir şey yok. Diyor ki bizim ilişkimiz bile yoktu diyor. Hani telefonla konuşursun ya diyor. Telefon konuşması da biter. Bizim ilişkimiz buydu diyor Nazmiye. Abla... Annem de diyor ki Nazmiye ona kaçmak için gün sayıyor diyor. Kurban olayım cevap ben. Tamam, sen niye bu kadar yıkıldın anlamadım ben şimdi, ne oldu? Sevgili değiliz dedi. Konuda yalan söylüyor. Genç kızın hayrete düşüren tepkilerinin yanı sıra sır gibi sakladığını düşündüğü bilgiler vardı. Benden şüphelenirsiniz. Aynı yatakta yatıyorduk, aynı yatakta. Tamam. Ben mi öldüreceğim ablamı? Tamam, aynı yatakta. Hepiniz benden şüphelendiniz. Şüphelenmiyor. Şüphelendin anne. Sen de gizliyorsun. Anne şüphelendin. Dürüst ol Nazmiye. Lan ben dürüst oluyorum, dürüst oluyorum. Ablanın birlikte olduğu insanla birlikte oluyorsun. Ne diyorsun sen? Kaç kere sen birlikte oldun? Sen ne bak bunu Türk Türkiye misin? Doğan yok. Peki, burana neden kadar geldi? Doğan Barış, Doğan Barış. Cinayeti ortaya çıkartacaklar. Şuradan ayakkabımı çıkartırım, seni kafana çakarım ha. Sen de gir oraya. Kendini bir şey zannediyorsun, kendini. Her genç gibi onun da hayalleri ve yaşama hedefi olmalıydı. Nazmiye'nin ileride mutlu olabileceği bir hayat için mücadele veriliyordu. Benim ailem olmadı. Tek başıma şöyle bir yerde oturduğum zaman, uzakları şöyle daldığım zaman her şey aklıma tak 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 geliyor. Her şeyi de zaten tak tak anlatıyor. Niye annen de baban da seni çok seviyorlar, deden de? Aileme karşı güvencim bitti. Ailemi artık sevmiyorum. Bak iki gün sonra buradan gidecekse gene o insanlar senin kapının önünde dolanmaya devam edecekler. Vallahi aklını başına al. Yani ikinci adres sensin ha. Aklından çıkmasın bu. Bu isimler senin etrafında, benim etrafımda değil. Ya siz bana bir kere inanmıyorsunuz ki. Güvenmiyorsunuz ya. Çıkıyorum ben ya. Hadi dışarı ya. Gel buraya her şeyi itiraf et. Ablamın ölümünü ortaya geçerim çıkartacaksın. Sana bunu fırlatırım. Sen oradan aman değil bak, bana değil o erkektir. Özür dilerim ya. Ya bırak sen karışma oradakiler. Ben karışmayayım bu arada. İlgilenir oradakiler. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.